artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Seviyoruz, seviyoruz, çok seviyoruz. Bugün bizim mutlu günümüz. İşte başkanımız pazarmış. Sanki şu anda ben haca gidiyorum. Haksız bir seçim oldu diye düşünüyorum. Gerçekten ülke çok kötü bir durumda. Dilerim Allah'tan hayırlısı olur herkes için. Bizim gönlümüzdeki aday bambaşka biriydi. Yani ülkeyi gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı, hayırlısı diyelim. Teşekkür ederim. Artık gerçekten küskün bir gençlik var. Bütün etrafımdaki muhalif düşüncelere bakıyorum. Artık herkes küskün. Yani ülkenin bağrını bıraktık, kendi bağrımızı yaşayacağız. Çünkü halk kıştan memnun. Yapacak bir şey yok. Giden bir düzen var. Bence bu düzeni bozmak doğru değildi zaten. Yani şimdi yeni gelecek olan kişilerin sistemi tekrardan kurması, baştakilerin sistemini değiştirmesi en az 4-5 sene zaten ülkeyi geri götürecekti. Yani sistem bozulmadı. Herkes kazandı bence. Vallahi iyi ki seçildi. İyi olduğu için demek ki Tayyip Erdoğan lider bir cumhurbaşkanıdır. Halkın gönlüne kam kurmuştur. Bunun alternatifi yok. Tamam, yani bunu halk 20 seferde seçiyorsa demek ki başarılı bir liderdir. Türkiye'ye layık bir liderdir. Bunun başka diyecek hiçbir şeyi yok. Halk bunu tercih ediyorsa en büyük Tayyip Erdoğan diyorum. Ben onu her türlü destekliyorum. Yurt dışındaki yaşayanlar ve ülkemize gelen mülteciler sayesinde şu 2,5 milyonluk bir oyla kazandığı için bilemiyorum. Yani ülkemiz hangi düzeyde ise o düzeyde gidecek. Belki daha da ileride daha kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü döviz aldı başını gitti, altın gene öylesine. Yani ekonomi çok kötü. Tabii tuzu kuruların şeyi yok, bir sorunu yok. Fakat asgari ücretli ve emekliler için hayat çok zor olacağını düşünüyorum.